Babasının ölümü üzerine tahta çıkan 2. Mehmet ilk olarak babasının Venedikliler, Cenevizliler, Macarlar ve Sırplarla yaptığı barış anlaşmalarını yeniledi. Ardından İstanbul'u kuşattı. 29 Mayıs 1453'te şehri fethetti ve ülkenin başkenti yaptı. Böylece Ortodoks Kilisesi'ni de himayesi altına aldı. Fatih, tarihçiler tarafından Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. 1460'da Mora Despotluğu'na, 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verdi. Balkanlar'da Osmanlı topraklarını genişletmeye devam etti. 1468'de Kahramanoğulları Beyliğini ortadan kaldırdı. Kahramanoğullarını koruyan ve Venedik'le işbirliği yapan Akkuyu'nun hükümdarı Uzun Hasan'ı Otrukbili Savaşı'nda yendi ve devletin sınırlarını Fırat Nehri'nin batısındaki Anadolu topraklarına kadar genişletti. Girit Adası hariç tüm Ege Denizi adalarındaki Venedik hakimiyetini sonlandırdı. Sadrazamı Gedik Ahmet Pasa'nın Torosları ve Akdeniz kıyılarını ele geçirmesiyle Memlükler ile sınır komşusu oldu. Yine Gedik Ahmet Pasa'nın Karadeniz yaptığı seferler ile Kefe, Sudak ve Kırmanlığı Osmanlı himayesine girdi. Böylece Karadeniz'deki Ceneviz hakimiyeti sonlandırıldı ve deniz bir Türk gölü haline geldi. İkinci Mehmet döneminde çıkardığı kanunları Fatih Kanunnamesi adıyla kitaplaştırdı. 1480'de dönen Otranto seferi sonucunda Napoli kralının önünde bulunan Otranto Osmanlı topraklarına katıldı. Fakat 1481'de İkinci Mehmet'in vefatı sonucunda sefer yarım kaldı. Osmanlı birliklerinin geri çekilmesi üzerine Otranto Napoli Krallığı tarafından ele geçirildi. İkinci Mehmet Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahlarından bir tanesidir. Hatta belki de ilkidir. İkinci Mehmet'in kardeş katli yasasını getirmesi ve Fatih Kanunnamesi'nde de şu şekilde geçen bu yasa her kime ki evladımdan saltanat muktedir ola nizam-ı alim için kardeşlerini öldürmesi muktedirdir. Bunu Osmanlı'nın en tartışmalı padişahlarından bir tanesi yaptı.